Selamun aleyküm kardeşlerim. Türkiye hemen hemen 100 yıllık tarihi boyunca en büyük operasyonuna girişe dursun. İçerideki çatlak sesler medya önünde, Twitter'da hashtaglerle çamur at izi kalsın politikasına devam ede dursun. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yiğit askerleri de Suriye'de zaferlerine zafer katsın. Durum açıkçası böyle. Amerika Birleşik Devletleri'nden yükselen aykırı sesler var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm yayın organlarında, gazetelerde, sosyal medyalarda, televizyon ekranlarında Türkiye karşıtı bir propaganda başlatılmış durumda. Türkiye orada Kürt halkına zulmediyor. Türkiye orada Kürtlere işkence ediyor. Türkiye oraya bir işgalci güç olarak girdi. Çıkmayacak, topraklarına katacak. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin artık müttefiki değil, düşmanıdır. Bunu zaten biz de biliyoruz. Eskiden dost gibi görünen düşmanmış. Bugünse tamamen düşmanlık güdüyormuş. Türkiye'yi NATO'dan çıkartmak gerekiyormuş. Bunu bir an önce yapmak gerekiyormuş. Bunun ilk etabı NATO'daki üyeliğini askıya almakmış. Akabinde tamamen atmakmış. NATO müttefiki olan, NATO'nun içinde bulunan bir ülke nasıl Amerika Birleşik Devletleri'nin veya NATO'nun planları dışında hareket edebiliyormuş? Anlayacağınız gibi mış, miş, muş, o kadar çok şey var ki. Ama biz gelin bugün sağduyuyla yaklaşalım. Çünkü dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir operasyon olduğunda o ülkede savaş havası olur. Ama burada düğün havası var. Askerlerimiz düğüne gider gibi cenge gidiyor. Onlar için savaşmak standart bir şey, klasik, hiç önemi yok. Çünkü Türk'ün kanında bu var. Türk savaşmayı bu dünyada en iyi bilen millettir. İçerideki cenaha bakıyorum. Bazıları çatlak seslerini susturamıyor ama bazıları sanki Türkiye'ye bu konuda destek veriyormuş gibi davranmaya çalışıyor. Sadece bunun karşısında duramayacağını bildiği için. Yoksa destek verdikleri falan yok. Kamera önüne geçip işte askerimiz şöyle, Türkiye böyle, ya Allah bismillah tarzı bir tutum sergiliyorlar ama arka plandan kuyumuzu kazmaya devam ediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne, İsrail'e, Avrupa Birliği'ndeki herhangi bir ülkeye, NATO'ya yaltaklık yapmaktan başka bir işe yaramıyorlar. Türk askeri Suriye'de tarih yazarken karşısındaki alçaklar da tarihe geçmeyi biliyorlar. Nasıl geçiyorlar? Gelin size şöyle anlatayım. Türk askeri oradaki mazlumları, çocukları, yaşlıları, kadınları, minimum oradaki bütün halkı korumak için elinden geleni yapıyor. Ama diğerleri ne yapıyor? Ya kendilerini halk gibi gösterip kamufle olmaya çalışıyorlar ya da halkları önlerine kalkan yapmaya çalışıyorlar. Bu da ne oluyor? Türkiye orada terörist olmayan bir kişiye dahi zarar verse dünya medyasında adı yankılanacak. Ki zaten yankılanıyor. Bizim adımızı terörist devlete çıkardılar. Bizim adımızı işgalci devlete çıkardılar. Ama bilmiyorlar ki biz 3.6 milyon Suriyeli bu topraklarda yıllardır sahip çıkıyoruz. Onların hakkını biz savunmayacağız da kim savunacak? Onların hakkını biz almayacağız da kim alacak? 3.6 milyon Suriyeli ülkende barındırıyorsun. Bizden sonra en fazla Suriyeli barındıran ülke Almanya. Onlarda da 500 bin var. Çin'de 50 küsür tane Suriyeli var. Japonya'da 14 tane. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3000'i bile bulmuyor. Ama onlar Suriye için söz hakkını kendilerinde buluyorlar. Şu an Suriye'de en aktif olan ülkelerden biri de Rusya. Rusya'da Suriyeli var mı? Hemen hemen hiç yok. Yani bu sorunun temel noktası Türkiye. Bu sorunu çözebilecek tek ülke Türkiye. Bu sorunla başa çıkabilecek tek ülke yine Türkiye. Onlara söz düşmüyor. Bu da onların ağrına giriyor. Dediğim gibi Türk askeri orada tarih yazıyor. Ve bu tarihe not düşülecek önemli noktalar var. Bu milleti kandırıyorlar diyorlar. Orada Orta Doğu projesine bizim askerlerimiz hizmet ediyormuş. Orta Doğu projesinde bulunan toprakları temizleyip arındırıp İsrail'e teslim edecekmişiz. Yahu böyle bir şey var mı? Aklınız alıyor mu? Bu millet sizce böyle bir yalanı yer mi? Bakın size çok küçük bir örnek vereyim. Önceki videomun başlangıcında selamun aleyküm demeyi unuttum. İnsanlık halidir. Bazen böyle şeyler olabilir. Bunu bile fark eden onlarca izleyici var. Birçoğu yorum yapmış durumda. Yani bu ülkede öyle insanlar tanıyorum ki biriyle konuşmayı bırakın, biriyle bir yarım saat oturup sohbet etmeyi bırakın, adamı yürüyüşünden tanıyabilecek kapasitede. Bu milletin aklına girmek, bu milletin kalbini çalmak, bu milletin fikirlerini değiştirmek, bu milleti yönlendirmek bu kadar kolay mı?
değil. Kardeşlerim, masalar devrildi. Tüm haritalar çöpe atıldı. Türkler tekrar sahneye çıktı. O jeopolitik akıl, o derin devlet, o derin güç, o medeniyet geçmişi, o tarihi bilinç tekrar sahneye çıktı. Ve bu topraklarda kendini tekrar gösterdi. Dünya siyasi tarihini bir hasta olarak düşünebiliriz. Ameliyata alındı, ameliyathanede. Ve durumu çok kritik. Nabzı gitgide düşüyor. Bazı kritik durumlar var. Hasta masada kalmak üzere. Eks olmak üzere. Ve Türkiye bu masanın, bu hastanenin, bu ameliyathanenin doktoru olarak son anda müdahale etti. Dünya siyasi tarihini tekrar değiştirdi. Bu hayati öneme sahip bir müdahale. Bu müdahaleyi çok kez konuşacağız. Bu müdahale on yıllarca, hatta yüzyıllarca konuşulacak. Yeri gelecek tarih kitaplarına girecek. Ama kimin tarih kitabına ve kim yazacak? Bu çok önemli. Bakın kardeşlerim, tarihi kazananlar yazar. Bizim şimdiye kadar okuduğumuz tarih, kaybedenlerin okumak zorunda kaldığı tarih. Ama bundan sonraki tarih bizim yazma şansımız var. Bu şans elimizde. Parmaklarımız tetiklerin ucunda. Gözlerimiz namluda. Hedefimiz belli. Yürüyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Yapacağız. Türkiye, Suriye'de birçok operasyona girdi. Fırat Kalkanı, Elbap, Afrin Operasyonu, Zeytin Dalı. Hepsinden bireyinin hakkıyla... Bir hakkın başarıyla çıkmayı başardı. Bu operasyonun da böyle olacağından kimsenin şüphesi yok. Bakın kardeşlerim, Türk halkının içinde 80 milyondan bir kişi bile çıkıp Türkiye oradan çıkamaz. Türkiye bu operasyonu başarıyla yürütemez. Türkiye başaramaz, Türkiye kazanamaz diyen var mı? Yok. Çünkü Türk askerinden herkes emin. Bundan düşmanlarımız bile emin. Ama şöyle de bir durum var. İçerideki sesler diyor ki Avrupa Birliği bize yaptırım uygulayacakmış. Avrupa Birliği bize ekonomik kısıtlamalar getirecekmiş. Amerika Birleşik Devletleri bize yaptırım uygulayacakmış. Ambargo uygulayacakmış. O olacakmış, bu olacakmış. Olsun. Olsun kardeşlerim. Ambargo Türkiye için tehlikeli bir şey değil. Dolar biraz tırmanır. Ekonomi biraz daha dar boğaza girer. Ama ne yaparız? 10 dolara dışarıdan alamadığımız iPhone telefonunu, 10 dolara Çin'den alamadığımız Samsung telefonunu gelir bu sefer bu topraklarda biz yaparız. Atalarımız ne demiş? Bir nusibet, bin nasihatten iyidir. Ben bu söze katılıyorum. Türkiye'yi efelenenler, tehdit savuranlar, Türkiye'yi savaşa davet edenler, Türkiye'yi tükürüğünde boğacak olanlar nerede? Amerika Birleşik Devletleri bayrağı sallayanlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin ağzıyla konuşanlar, Türkiye'ye ayar vermeye çalışanlar, hat bildirmek isteyenler şimdi nerede? Etek fistan o coğrafyadan kaçıyorlar. Kaçarken birkaç tane mazlumun canını yakmaktan da geri durmuyorlar. Muhtemelen biliyorsunuz son zamanlarda Normander diye eski bir rapçi, köklü bir rapçi, ben de kendisini tanıyorum. Bir şarkıya imza attı. Mekanın sahibi geri geldi dedi. Ortalık yankılandı. Ama şimdi bunu ben Türk askeri için kullanmak istiyorum. Orta Doğu'da, dünyada mekanın sahibi geri geldi. Herkese haddini bildirecek olan, tarihi yazacak olan, ayar verecek olan insanlar geldi. Gururlu olun. Başınızı eğmeyin. Dik durun. Duruşunuzu sergileyin. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri hiçbir şey yapamaz. Daha önce de konuştular. Bugün de konuşacaklar. Ama hiçbir şey değişmeyecek. Selçuklu'yu doğuran, Osmanlı'yı Avrupa'nın içlerine kadar sürdüren, İslam'ı dünyanın bütün iklimlerinde savunan, bir yola çıktığı zaman, bir şeyi kafasına koyduğu zaman yanında kim var diye bakmadan harekete geçen bu millete, Amerika Birleşik Devletleri'nin sopasıyla, Fransa'nın ağzıyla, İsrail'in parasıyla ayar vermek isteyenler. Hani, neredesiniz? Gelin, buradayız. Suriye'deyiz, Türkiye'deyiz, Orta Doğu'dayız, nerede isterseniz oradayız, nerede zulüm yapıyorsanız, nerede mazlum hakların hakkını yiyorsanız oradayız. Karşınızdayız, karşınızda olmaya da devam edeceğiz. Sayın Erdoğan geçen gün önemli bir açıklamada bulundu. Dedi ki, Avrupa Suriye konusunda yaptıkları ekonomik yardımları kesecekmiş. Erdoğan buna karşı şöyle cevap verdi. Yahu sanki kaç para yardım ediyorsunuz? Vermeyin, olur biter.
Burada bize yaptırım uygulayacaksınız. Türkiye'yi işgalci olarak tanımlayacaksınız. 3.6 milyon Suriyeli kapıları açar, bir anda Avrupa'nın içlerine yollarım. Ne olur? Avrupa'nın demografik yapısı bir anda bozulur. Avrupa zaten ekonomik olarak sallantıda olduğu için bir anda çöküşe geçer. Avrupa Birliği ortadan kalkar. Karanlık çağ, orta çağa geri döner. Yine şemsiyeleri başlarında gezdirmek zorunda kalırlar. Çünkü çöpler camlardan yerlere doğru uçuşmuş olacak. Irak'ı parçalayanlar, Suriye'yi parçalayanlar, Türkiye'yi de Suriyeleştirmek isteyenler, bu haddi kendinde bulanlar. Hani nerede kardeşlerim? Bütün yükselişler Anadolu'dan başlar. Bütün sıfırlamalar Anadolu'dan yapılır. Anadolu bu coğrafyanın, bu dünyanın altın kapısıdır. Bu kapıdan geçemeyen, burada yaşayamayan, var olamayan ayakta kalamaz. Mezopotamya uygarlıklar mezarlığıdır. Buyurun gelin, biz bedel ödemeye hazırız. Peki sizde o yürek var mı? Akdeniz'den, Ege'den, Suriye'nin kuzeyinden çevrelemek isteyenlerin hesapları da, Amerika Birleşik Devletleri'nin terör koridoru projesi de, İsrail'in ikinci İsrail planı da, Türkiye'yi güneyden kuşatma girişimleri de çöktü. Bu çöküş bugün Fırat'ın doğusunda, yarın Akdeniz'de ve Ege'de olacak. Hiçbir yerde kazanamayacaklar. Tüm Türkiye'nin çevresinde kaybedecekler. Ve bu hezimet onlara bir 100 yıl daha yetecek. İran sınırından Akdeniz'e kadar Türkiye cephesi kuracak. Sonra da burayı Türkiye ve bütün bölgeye saldırı için ana karargah olarak kullanacaklardı. İran sınırından Akdeniz'e kadar terör kuşağını, güvenlik kuşağını, barış kuşağını, Türkiye kuşağına çeviren adım dün atıldı. Bu adım çok önemliydi. Türkiye Suriye'nin bütünlüğü için, coğrafyanın bütünlüğü için, Türkiye'nin geleceği için yapılması gerekeni yaptı. En büyük ve en yakın tehdide açık meydan okudu. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin bir terör örgütüyle Türkiye'yi köşeye sıkıştıramayacağını bir kez daha dünyaya ilan etti. Kardeşlerim, Suriye'yi işgal edenler, Suriye'nin içindeki güçler, dışındaki güçler, bu savaşı Türkiye için açmak istiyorlardı. Bu defter artık kapandı. Türkiye olaya müdahale etti. Savaş defteri bir daha açılmayacak. Çünkü Türk askeri orada. Bundan kesinlikle şüpheniz olmasın. Eğer 3.6 milyon Suriyeli Avrupa'ya yollarsak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak Akdeniz'de, Ege'de, Suriye'de var olmayı sürdürürsek ne olur? Ben size söyleyeyim, Türkiye ekonomik ve jeopolitik olarak dünyanın en zirvesine oturur. Tabii bu hemen olacak bir şey değil. Bunun için biraz zaman gerekti. Biraz da dirayet. 15 Temmuz başarılı olsaydı bu harita planının Türkiye ayağı da devreye konulacaktı. Türkiye'nin Suriye'de başlattığı operasyonla birlikte bu harita planı tamamen ortadan kalktı. Bu operasyon 15 Temmuz direnişinin devamı olarak nitelendirilebilir. Çünkü bu operasyonun sebebi var olmaktır. Çünkü bu operasyonun sebebi istikrarı korumaktır. Çünkü bu operasyon sebebi Türk milletinin geleceğidir. 15 Temmuz'dan bu yana dünyadaki en büyük planlardan biri Türkiye'nin durdurulması planıydı. Bu oyunu çok güzel oynuyorlardı. Ama işlerine çomak sokan birileri çıktı. 100 yıl öncesi gibi tekrar tarih dışına itilecektik. 100 yıl öncesi gibi tekrar sessiz sedasız yerimizde oturacaktık. 100 yıl öncesi gibi ve 100 yıl kadar daha başkalarının sözünü dinlemek zorunda kalacaktık. 15 Temmuz'da içeriden durduramadılar. Ama Suriye'de, Akdeniz'de ve dünyanın her yerinde Türkiye'yi dışarıdan kuşatmak istediler. Başaramadılar. Başaramayacaklar. Bakın emin konuşuyorum ama bazı şeyler için henüz erken ama biliyorum ki Türkiye bunun üstesinden gelecek. Ve kardeşlerim, Suriye'de Türk askeri işte o kuşatmayı yarıyor. 100 yıl öncesinin hesabını sormayabiliyor. 100 yılın intikamını almayabiliyor. Osmanlı'nın torunları geri geldi. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna müdahalesinde hiçbir meşruiyet sorunu yok. Tereddüt bile yok. Bu bir vatan savunması, Anadolu savunması, milli mücadeledir. Savaşı Anadolu içlerine taşımayı planlayanların kendi mevzilerinde avlanmasıdır.
Hiçbir ülke sınırının sıfır noktasında doğrudan kendini hedef alan ve hızla büyüyen bir tehdide bu kadar sabırlı davranamazdı. Türkiye hiçbir devletin göstermeyeceği sabrı gösterdi. Ama nihayetinde sabrı taştı. Afganistan'da El-Kaide, Taliban'da var. Böyle bir ülkeyi işgal edip korkunç katliamlar yaptılar. Irak'ta kimyasal var. Yalanlarla bir ülkeyi işgal edip yüz binlerce insanı öldürdüler. Yalandan tehditler üreterek binlerce kilometre ötedeki ülkelere saldırdılar. Bunları yaparken NATO müttefiki Türkiye'nin sınırlarının sıfır noktasına terör örgütleri beslediler. Dünyadaki örgütleri buraya taşıdılar. FETÖ gibi birçok örgütü besleyip Türkiye'de iç savaş çıkarmaya çalıştılar. PKK ve DAEŞ da Türkiye'de ağır terör saldırıları yaptılar. Her türlü kötülüğü topraklarımıza, sınırlarımıza taşıdılar. Türkiye'nin söyleyecek tek cümlesi var. Artık sonunuz geldi. Onlar bu topraklara binlerce kilometre öteden, okyanus ötesinden gelip söz sahibi olmak istiyorlar ya, bizim buradaki söz hakkımızı söyleyebilecek tek cümleleri dahi yok. Olamaz. Bunu unutun. İstediğiniz yaptırımla gelin. İstediğiniz dayatmayla gelin. İstediğiniz şekilde bizi sıkıştırın. İstiyorsanız dört koldan, dört bin elinizle boynumuza sarının. Yağlı urganı tekrar boynumuza geçirmeye uğraşın. Gözlerimizi kapatın, ağzımızı yummamızı isteyin. Biz yine yapacağımızı yapacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Kardeşlerim, dışarıdan birçok tehdit geliyor. Ama size şunu söylemek istiyorum. Gözünüzde büyüttüğünüz her tehdit, büyütmediğiniz takdirde küçülür. Kararlı olduğunuz takdirde küçülür. Özgüveninize sahip çıktığınız takdirde güçlür. Türkiye bu bölgeyi tamamen temizleyecek. Türkiye bu bölgeye tekrar Suriyelileri tamamen yerleştirecek. Bunu başaracak. Bugün lakırtı yapanlar çıkardıkları gürültüyle kalacaklar. Rezillikleri beş para etmeyecek. Zorun oyunları bozdu. Demirin, çeliğin, silahın söz konuştu. Dünyanın dile geldiği bir dönemdeyiz. Elini uzattığın yer kadarsın, var olduğun yer kadarsın, gidebildiğin topraklar kadarsın. Gücün bu kadar. Türkiye önceden kendi içlerindeydi. Ankara'dan öteye bile geçemediğimiz dönemler vardı. Düşünsenize ne kadar aciz. Millet, tüp kuyruklarında, yağ kuyruklarında, şeker ve un kuyruklarında zaman geçiriyordu. Ama bugün geleceğe daha emin adımlarla yürüyoruz. Suriye'deyiz. Katar'da devasa bir üs kurduk. Dünyanın birçok yerinde askerlerimiz var. Ve söz sahibi olabiliyoruz. Birleşmiş Milletler'deki en etkili konuşmayı biz yapıyoruz. Bunların hepsi bir günde olmadı. Bunlar yılların çabaları, tarihin birikimi. Aslında özümüzde olan her şey. Onlar bu topraklara harita planlarıyla geldiyse, biz de harita planlarımızla sahaya indik. Arada fark var. Onlar bu topraklara işgal ve savaş planlarıyla geldiyse, biz de barış ve umut planlarıyla geldik. Yeşertecek daha birçok umudumuz, birçok fidanımız var. Amerika Birleşik Devletleri dahil dünyadaki hiçbir ülke, İsrail, Fransa, Rusya, Çin, Hindistan, Almanya, hiçbiri Türkiye'nin terör koridorunu yarmasına engel olamaz. Bu konuda sadece konuşurlar. Konuşmaktan öteye bir adım dahi atamazlar. Bugünkü gürültüler, öfkeli çatışmalar, sıkıştırmalar, tehditler, yaptırım söylentileri, bunların hepsi geçecek, geçer. Ortalık sakinleşecek, durulacak ve bizim ortaya koyduğumuz, duvara astığımız resim orada duracak. Şöyle gerilip ona bir bakacağız. Vay be diyeceğiz. Nelere kadirmişiz. Bu operasyon sürecinde ve sonucundaki tüm zafer veya mağlubiyet gibi durumları Erdoğan'a yüklemekte haksızız. Erdoğan bunların hepsini yapan kişi değil. Birçok insan burada söz sahibi. Birçok insan önemli faktör konumunda. Ama şöyle de bir şey var. Erdoğan bu ülke için bir şanstır. Erdoğan tarih yapıcı bir öncüdür. Böyle bir rol modele bürünmüştür. Birçok insanı peşinden sürükleyebilecek kadar güçlü bir isimdir. Ve bugün siyasi tarihimizin, kimliğimizin, coğrafya kaderimizin, bilincimizin açılmasına yardım etmiş bir liderdir. Bugün yaptığımız operasyon öyle kolay kolay kararı verilebilecek bir şey değil. Önemli bir hamle,
ve tehlikeli. Bugün Erdoğan'ın Suriye'de yaptıkları yüzünden yarın Erdoğan'ın evine bir uçak füze bırakabilir. Veya içtiği çaya zehir konabilir. Veya herhangi bir silahlı saldırıya maruz kalabilir. İpini her an çekmek isteyecekler. Mısır çekmek isteyecek, Libya çekmek isteyecek, Suriye çekmek isteyecek. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail zaten her zaman bunu istiyordu. Adam kendini tehlikeye atmış durumda. Bunları da göz önüne almakta fayda var. Fatih'ten Yavuz'a, Kanuni'ye, Atatürk'e, oradan da Erdoğan'a kadar tarihi bir kimlik şu anda gün yüzüne çıkmış durumda. Bana sorarsanız derin devlet kendini yavaş yavaş hissettiriyor. Kardeşlerim, bu bir hamaset değil. Bu tarihi bir gerçektir. Tarih geçmişte de böyle yazıldı. Zor yazıldı. Gelecekte de böyle olacak. Ve bunun altına imzamızı, mührümüzü, kanımız da gerekirse biz vuracağız. Zafer inşallah Türk milletinin olur. Allah Mehmetçiğin yanında olsun. Bu harekatta emeği geçen herkes övgüye mazhardır. Orada çalışan, çabalayan, hayatlarını tehlikeye atan birçok zeki asker ve komutan var. Onların ismini tek tek zikretmek isterdim. Ama şu işi halledelim. O sonra. Hepiniz kendinize iyi bakın. Desteklerinizi, dualarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun.